En son paragrafı önemli diyor ki Okan Hoca Türkiye'de yabancı ben karşı değilim ama 2007'de sadece Zico şampiyon olmuş diyor yani Türk hocalar başarısız değil bu zaten önümüzde belgeli bir vaziyette duruyor Okan Buruk'la bir görüşme yapmış bugün Serkan korkmaz hatta bugün mü dün mü bugün bugün, bugün konuştum yani Murat Özboz'ların özel röportajı bence çok, çok önemli çok, ee, çok büyük gazetecilik işi günün önemli gelişmelerinden birisi. Hatta önümüzdeki döneme de damga vuracak evet. artık bundan sonra. Evet. Hani çok güçlü bir aday olarak yok işte Okan istekli değil falan filan yok yani işte baksana abi cümleye. Bu saatten sonra benim için en büyük mutluluk Galatasaray Teknik Direktörlüğüdür. Evet. Net bir tavır bu. Ben öyle sadece hani hal hatır sormak için buralarda mı şey yapmak için yurt dışında şu an e, öyle bir hal, hal hatır sorduk, konuştuk e, şey yaptık, yazıştık. E, gayet iyi e, bu bence zamanlaması itibariyle de içindeki cümleler itibariyle de son döneme damga vuran bir röportajı evet. oldu. Çünkü e, herkes Okan Buruk'un gıyabında çok affedersiniz evet. sallıyordu, atıyordu, tutuyordu. Hani aday olarak şimdi Akisar'la Ziraat Türkiye Kupası almış, taraftarsız bir camiayla, Başakşehir'le lig şampiyonluğu yaşamış ve 11 yaşında Galatasaray'a gelmiş 11 yaşında Galatasaray'a gelmiş Galatasaray'dan da İntere gitmiş birisinden bahsediyoruz ya. İtalyanca İngilizce bilen, pro lisans sahibi ve başarılarla dolu kısa teknik adamlık kariyeri. Nasıl adı geçmez ki Galatasaray'la zaten? Evet. Ama işte bir takım özel hayat yok, işte sıkıntılar sağlık falan filan. Okan Buruk'un bunları açıklaması lazımdı. Ondan bu cümleleri alanda Murat Özdemir olmuş. Onu bu da saatten sonra tebrik etmek tebrik lazım. Etmek. 18 sene Galatasaray'ın Florya'sında bizzat oynamış birisi 2008'de de şampiyonluk şampiyonluktan sonra ayrılmış bir isim. Evet. Okan oynadığı Beşiktaş'ta da kötü izler bırakmamış. Türk futbolunun sevilen simalarından birisi. Yani kimin bir kupası, bir şampiyonluğu var ya, kimin? Hem kupa hem şampiyonluk. Kaç tane ya teknik adam işte para var? kazandırmadı evet. gitti deyip ee... abi ne demek yani yasa dışı ee, bir şey mi yaptı? Yok yok yani yani Toplamın yan düşünsün. Konuyla ilgili. Ya affedersin yani Emre Börezoğlu da döndü, o da anlaşamadı, Fenerbahçe'ye gitti, Fenerbahçe efsanesi oldu. Hani bunlar profesyonel hayatta var. Ne yaptı ki yani Okan? Kötü bir şey mi yaptı? Hayır canım, niye kötü bir şey yaptı? UEFA kupasını kaldıran Burada. takımın omurgalarından biriydi, değil mi? Aynen. Tamam. Bak orada ne diyor. 287 maç teknik adamla 117 kez galip gelmiş. 105 mağlubiyet, 65 beraberlik, 433 gol atılmış. Onların çoğu Elazığ, Sporakisar Spora Belediye o takımlar. Kolay değil. Ama manşet bu saatten sonra en büyük mutluluk Galatasaray Teknik Direktörlüğü'dür. Evet. Zaten hedefi de oydu herhalde değil mi abi? Ya kimin hedefi olmaz düşünsene. Abi. Galatasaray'dan <laughs> yetişmiş, yurt dışına gö göndermişiz. Galatasaray neymiş efendim? Para kazandırmamış. Burak elmasın dediği de öyle böyle değil. Yani Gal bence Burak Yelmasın edilmemesinde edilmemesinde temel faktörlerden biri de Okan Burukla ilgili kurduğu cümleydi. Ya bize para kazandırmadı, kulüpten içeri giremez. Sen Galatasaray senin e şirketin değil ki. Yani o dönemde dedik. Öncelikle e Murat Özbas'tan kardeşimle tebrik ediyorum. Gerçekten güzel röportaj, eline sağlık. E Günün en güzel e haberi. Ama şu var. Ee, Okan Buruk bu kadar Galatasaray için yanıp tutuşuyor, röportajda görünüyor. En büyük mutluluk demesine rağmen şimdi Metin Öztürk ve eee Eşref Amamcıoğlu işte başkanlığa aday. Bir sürü bugüne kadar konuşmalar yaptılar. Hani biz medya olarak dedik Okan Buruk'la listelerinde şudur budur. Okan Buruk evet olabilir. Listemizde var ama Okan bugün öğreniyoruz ki bu haber üzerine yapılan araştırmada iki başkan adayı da Okan Buruk'la net bir görüşme yapmamış. Yani gel bir seçilirsek birlikte çalışalım dememişler. Daha Okan Buruk'a teklif gitmemiş ya. Bunlar nasıl başkan olacaklar Galatasaray'a? Gerçekten inanılır gibi ama değil abi, ki. Şu da var Okan ama. Buruk bak abi boşta da değilken ama. de Galatasaray'a ismi geçmedi mi? Ama şu şu anda boşta. Haklısınız ama şu da var Metin Bey ile Eşref Bey dönünü göremiyor ki. Hayır ama başkanlığa adaysan bir şey söyleyeceksin. Yol, yol haritası çizeceksin. Bir sürü isim yaz, yazılıyor, çiziliyor. E, Rudi Garcia'sından tut da. Yani kadar. bir ismine kadar adı geçti. Okan Buruk'la geçmedi ya. geçti. Okan Buruk'a onlarla gerçekten de bir ön görüşmeler, nabız yoklamışlar. E, Levent Nazifoğlu, işte ne bileyim, bir taraftan da Metin Öztürk Cenk görüşmüş, Ergün. Cenk Ergün görüşmüş. Ama Okan Buruk'la görüşen yok ya. Olur mu böyle bir şey ya? Yani siz daha yola çıkarken hata yapıyorsunuz ki senin söylediğin gibi Kupa şampiyonluğu var, lig şampiyonluğu var. Ve bunları Başak başarırken Başakşehir'de büyük bir cami Bak, olmamasına rağmen bunu Abdullah yaşadı. Abdullah şu an tarih yazıyor Trabzonspor'da. Ha Trabzon'da ama, yazarsın abi. Başakşehir'le şampiyonluğu ha, yok. Başakşehir şampiyon oldu. 3-5 kişi bile sokağa çıkmadı. Şu anda İstanbul'u bir gez Aynen. her sokakta Trabzonspor bayrağı var. Yani bir. Trabzon'da o bayrakların asılması normal ama... İstanbul gibi İstanbul takımlarının olduğu yerde e git Samandıra'dan fotoğraf geldi. Samandıra tesislerinin arkasında Trabzonspor bayrağı asılmış. Dünyanın her tarafında ya. Eyfel Kulesi için söz almışlar. Güçlü cami Camii'ye bordo mavi olacak o, o gece Eyfel Kulesi. Yani Süleymaniye Camii, Kalabalık camia. Zambiya'dan, Zambiya'dan taraftar geliyor. Hani Trabzon'da normal. Trabzon'da Abdullah Avcı'nın başardığı normal. Yani Trabzon'un şampiyon olması hani Yıllarca olmamış olabilir ama elinden şampiyonluklar çalındı. Bunu hepimiz biliyoruz. 4 ya da 5 şampiyonluğu çalındı. Yani bunu e, deliller istiyorlarsa delillerle kanıtlarız. O kadar da delil var çantamızda. Onu da söyleyelim. Ama e, Okan Buruk konusunda Okan Buruk'un sözleri çok güzel. Teklif bekliyor. Yani hala Fatihlerim olur mu? Olma. Fatihlerim olmaz artık kardeşim. Fatihlerim son şu son döneminde Galatasaray'ı resmen batırdı. Ya yani çıkıp e, ne o İngiliz basında nereye? The Athletic'e. The Athletic'e röportaj veriyorsun. Kardeşim Türk basında niye vermiyorsun? Sen niye oradan mesaj gönderiyorsun ki bize? Batırdı demek Biz... ağır olmadı mı? Ya ne yaptı? o Morutsan 12,5 milyon euro. Yani şu anda nefes alacak durumda değil. İşte Metin Öztürk 200 milyon euro kasaya koyabiliriz diyor. 1 milyar lira la lazım dedi kendisi. 1 milyar lira. Kasa kolaylığı sağlayamıyorlar ki. Batırdı derken... Transferler tutmadı, büyük paralar harcattı, başarısız oldu ve bu durum burada Galatasaray 12. sırada değil mi şu anda? Kimin eseri? Torrent'in eseri değil ki bu. Kaç para harcanmıştık abi? 25 milyon euro mu? 28 milyon euro deniyor. Ben de 27 diye biliyorum. 28 milyon euro diye manşetler çıktı bon ama servis. tabii ki kap bildirimleri ne derece doğru bilemiyoruz. 5 yıllık sürece yayılmış bonservisler var. Ee, yani... Batırdı tamam batırdı demeyeyim ama başarısız oldu öyle söyleyeyim. Yapılan Paralar harcadı tutmadı. tutmadı. Kendi de söylüyor zaten. Kendisi de söylüyor. Kendisi de, de söyledi. Ha, Fatih Terim benim gözümde yine Türk futbolunun en Tabii. büyük hocası. Ben hep terimci diye e, lanse ediyorlar. Öyle bir adımız da çıktı ama başarısızken başarısız. Nasıl Şenol Güneş Avrupa Şampiyonası'nda başarısız oldu? Onu da eleştirdik. E, bizim işimiz bu. Ö, yani başarılı olanı öveceğiz. Okan Buruk Aynı. başarılı oldu kardeşim. Galatasaray çalış yani Galatasaray'a her zaman yazıldı Okan Buruk. Başakşehir'i çalıştırırken de yazıldı. Şimdi boşta dinlenmiş ve Galatasaray'ı çalıştırmak istiyor. En büyük mutluluktur diyor. O zaman bu Murat Özbaslan'ın röportajından sonra hemen ben olsam Metin Öztürk'le Eşref Amamcıoğlu yerine ya yarışırım. O zaman... Okan Burukla masaya şu oturmak size. için. O zaman soru şu, Fenerbahçe. Çünkü koz olarak kullanabilirsin. Tabii ne kadar güzel. Hangi Galatasaray taraftarı İstemez Okan Buruk ki. gelmesin diyebilir ki? ki bir gün Okan Burukla Galatasaray'ın yolu zaten. çakışacak. Yüzde yüz. Nasıl ki zamanında diyorduk Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın yolu çakışacak. Evet, İlla ki diyorduk. Emre Börezoğlu'yla Fenerbahçe'nin yolu çakışacak diyorduk. İlla ki bir gün Okan Buruk evet. Galatasaray'a gelecek mi kardeşim? Evet. %100 gelecek ya. O bir zaman... gün bu gözler evet. Okan Buruk Galatasaray'ın teknik direktörü olarak görecek. E ee, işte şimdi oturup bunu tartmanın zamanı. Bak ne diyor? O bir daha sayfayı gösterir misiniz? Kırmızıyla bir kutu evet. var. Kutuda ne diyor biliyor musun Okan? Kendi ülkelerinde takım bulamayan yabancı teknik adamlar Türkiye'de kolaylıkla iş buluyor diyor. Evet. Biraz aşağıda. Evet. Yani Ya şimdi isimlere gerek yok. Evet. Düşünün şu an Türkiye'deki yabancı teknik adamları. Mesela şeyden bahsetmiyorum. Neydi? Rumen yakın zamanda hep olan. Şumudika. Şumudika. <laughs> Şumudika mesela istese Romanya'da her takımda çalışır. Ama Türkiye onun için bir sıçrama tahtası. Şimdi bir İspanyol, bir Hırvat, bir Portekizli, bir Por Fransız... ...Türkiye'de çok rahat kendi ülkesinde birisi ona teklif yapsa... ...Türkiye'de bir takım çalıştırır mı? Şöyle, ee, bizde daha çok veriliyor biliyorsun. O 200 bin euroluk teknik adama biz 1 milyon euro veriyoruz. Bir de öyle bir durum Cekâ var. Abi, o yüzden de geliyorlar. Tartışmaya Serkan. ben bir tık ileri götüreyim. O zaman şöyle bakış açısı. Ali, Ali Bey, Sayın Koç şampiyon olmamış. Hiçbir yani Okan Hoca kariyeri gibi olmamış teknik adam. Erol Bulut'u getirip o cesareti alıyorsa ama, Okan Buruk'un hayli hayli gelmesi lazım. Okan hayli. Buruk'ta sağlam bir CV var. Lazım. Hem futbolculuk dönemi hem de teknik direktörlük dönemi. Ve Galatasaraylılık Ve en var. En güzel futbolu da Başakşehir'de değil Çaykur Rizespor'a evet. gittiğinde o Bravo. Vedat Muriçli dönemde oynattı. Aynen öyle. Yani önüne gelenle paramparça diyorlardı orada ya. İçeride Böyle de, bir içeride. hücum hattı yoktu. Böyle bir e, rakibi bunaltan eee pozisyon üzerine pozisyon geliştiren tarihin en iyi çaykur rüzgarı spor. Yanılmıyorsam son sıralardan aldı bir de biliyorsun. Tabii aldı. Ama, tabii. getirdi. Kaç futbolcu gitti onun döneminde? Para para, para kazandı, kazandı çaykur spor.